Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir Hüzün Hikayesi Neva Bölüm 5. Selahattin Mirhan'ı alt edip Neva'yı alıp mutlu olmaya dakikalar kaldı dedim o kız ve Selahattin Mirhan'ı kapıdan gördüğümde. İçeri girdiğimde yine beni karşısında gördüğüne mutsuz olmuştu ihtiyar. Belli ki her yerde karşısına çıkmam artık onda da bıkkınlık ve sinir yaratıyordu. Sen yine ne arıyorsun delikanlı? Bak kadınlarımın kızımın peşinden ayrılmıyorsun. Süheyda ile yattın sesimi çıkarmadım. Kızımın peşine dolandın sesimi çıkarmadım. Ama rüyadan uzak dur anladın mı? Rüya denen kızın kumarhaneye getirmesi için onunla birlikte olduğumu söyleyecek kadar salak değildim. Neyse ki rüyada ben tanımıyorum aşkım dedi. Biraz rahatlamış görünen Mirhan'ı serbest bıraktım. Rüya oynasa da gerçekten de kendisi makinelere elini sürmemişti. Bu planın işlemeyeceği belliydi derken Selahattin Mirhan eski bir dostunu gördü. Birkaç kadeh içtiler, sohbet ettiler. Adam hadi gel eskilerin hatırına bir el atalım Selo dedi. Selahattin önce mırın kırın etse de arkadaşını kıramadı. Oturdular 2-3 el kazandı. Kazanan adam masadan kalkmaz asla. Selahattin Mirhan da öyle yaptı. Oturdukça oyunlar derinleşti. Masaya katılmama ses etmese de beni yok sayıyordu oyunlarda. Ben de ona olan inadımdan epey bir para akıtmıştım. Ama kasa bizlik ve kumarın altın kuralı kasa her zaman kazanırdı. Kumarbazın bazı kuralları vardı. Örneğin ne kadar kaybetsen de yeni el açışında sanki ilk elleri gibi heyecanlı ve tutkulu olurlardı. Bazen ben bile kuralları bilmeme rağmen kendimi kaybedebiliyordum. Dostoyevski'nin kumarbaz kitabında dediği gibi gazinodan çıktığımda son bir florinimin cebimde olduğunu gördüm. Aa yemek yiyecek param kalmış dedim. Sonra dönüp gazinoya geri girdim. Son bir florini Menkü üzerine oynadım. Onu da kaybetmiş Dostoyevski. Selahattin Mirhan'a yanındaki şeker hadi dese de oyuna konsantre olmuştu. Epey kaybediyordu. Sonradan bahsi artırdım. Eline güveniyor olmalı ki o da artırdı. Ancak Mevla büyüktü. Bahsi arttıralım dedim. Bu son oyun eğer kaybedersen her şeyi alacağım ihtiyar. Öyle olsun evlat. Kartlar dağıtıldı. Daha önce de dediğim gibi bir kumarbaz her şeyi kaybedene kadar asla kalkmaz masadan. Onca yıllık kazandığı her şeyi bir çırpıda kaybetmişti. Eğer kaybedersen kızını da alırım demiştim. Kaybettiği her şeyi kazanmak için kızını görmezden geldi. Sanki bu cümle onu hiç mi hiç ilgilendirmez gibi davranmıştı. Bağ evi, zeytinyağı fabrikası ile eşdeğer bile değildi yeşil gözlü gece kirpikli kadın. Kazanacağına inanan Selahattin Mirhan gülümseyerek ''Sıralı Flush'' dedi kartları gösterip gülümsedim. ''Royal Flush, sen kaybettin ihtiyar.'' Selahattin Mirhan her şeyi kaybettiğini ancak o zaman fark etmişti. Her şey gitmişti. Artık koca bir hiçti. Evrakları imzalarken eli titriyor, soğuk terler akıtıyordu. Her şeyi bana bırakmıştı. Artık kız da benimdi. Benim olan her şey Neva'nın olacaktı. Ona bu adamın ondan çok gördüğü hayatı sil baştan sunacaktım. Evi, arabaları. Selahattin Mirhan'ın ne yapacağını üzgünüm ama bir gıdım umursamıyordum. Neva'ya benimle olmasını ve tüm malları onun için aldığımı anlatacağımı hayal ediyordum. İhtiyara döndüm. Kızını ara. Ben söylemek istemiyorum. Kızını kumar karşılığına satacak kadar aşağılık olduğunu senden duysun. Soğuk teller akıtırken Neva benimle aylardır konuşmuyor. Halasına söyleyebilirim ancak. Kime söylüyorsan söyle. Neva en geç 2 gün içinde yanıma gelecek. O gelene kadar sen benim misafirimsin. Titreyen elleriyle telefonu açtı. Giderek kızarıyordu. Kumarhanedekilerin görmemesi için kenara geçirdim. Su istedik. Halasıyla o namı diğer mevhibe ile konuştuktan sonra kontrolü tamamen yitirdi. Bayılmadan önce güçlükle ''Neva kaçmış'' diyebildi.
Ambulans geldiğinde kalp krizi geçirdiğini tahmin etmiştim. Kurtardığımız Prestij o akşam ihtiyarın yüzünden yeniden yerle yeksan oldu. Ama Neva'nın kaçmış olmasından daha çok umursadığım hiçbir şey yoktu. Babam azim etmişti bu süre zarfında. Onun adabında kumarbaz da olsa bir insanı donuna kadar soymak yoktu. İnsanın çok kaybettiğini gördüğünde bu akşam size masa açamıyoruz yanıtını verirdi. Müşterilerine kaybetme limiti koyan tek kumarhane kralı babamdı. Ölümüne neden olduğunu babasının katilini sever mi? İnsan kumar masasına sevdiği kadını alet eder mi? Meze yapar mı? Mala mülke ihtiyacı olan bir servet avcısı gibi malları aldın da eline ne geçti? Bunca yıldır sana bu alemin de bir adabı var diye söylemedim mi? Ben sana adab öğretemedim demek ki oğlum. Yazık. Değse bari araştırmadan soruşturmadan bodoslama iş. Kız haftalardır kayıpmış. Kim bilir nerede? Babasının ölüm haberini alıp sana mı koşacak? Hangi akla hikmet böyle bir iş yaptın? Fevzi Kocatepe'nin adı servet avcısına soyguncuya çıktı. 30 senelik itibarımızı bir gecede piç ettin. Öylesine kızgın ve haklıydı ki babam. Sözde Neva'yı kumar masasında kazanınca düşmanların basit bir al ver hikayesi olarak göreceklerdi. Ona aşık olduğumu bilmedikleri için ona zarar vermeyecek, onu bu alemde meze haline getirecek sinsilikler yapmayacaklardı. Ama öyle olmadı. Hem babamın ilk kez gördüğüm haline şahit olmak hem de Neva'nın bu planlarımdan habersiz kaçması bende büyük bir yıkım yarattı. İstanbul'a döndüğümde Çetin'i aradım ama ne yazık ki Çetin yurt dışına kaçmıştı. Halası, kuzenleri kimse yerini bilmiyordu. İstanbul'un altını üstüne getirsem de gece kirpikli kadın sırra kadem basıp uçmuştu. Annem gibi o da gitmişti. O gün Neva'yı bulup dizlerine kapanmak ve tüm gerçeği anlatmak için yemin ettim. Ama haftalar geçse de Neva'dan bir iz yoktu. Ona bana güvenme deyip halasının evine bıraktığım günkü kafama tüküreyim. Öyle büyük bir hata işlemiştim ki. Yaz bitip Eylül geldiğinde Ahmet elinde bir gazeteyle çıka geldi. Abi, Neva ablam. Doğrulup bir anda heyecanlandım. Ne olmuş lan Neva'ya? Söylemediği şey bir magazin ekinin haberiydi. Sosyetenin tanınmış sinemalarından Arda Merdoğlu, Paris'ten evli olarak döndü. Neva Mirhan ile hayatını birleştiren Merdoğlu 30, Neva Mirhan 18 yaşında. Genç iş adamı gönlünü fena kaptırmış. Elimle kağıdı buruşturup, böyle hayatın içine, elime sabah vakti aldığım viskiyi yudumlarken, kumarda kazanan açta kaybetti dersin o lafın aslı Ahmet. Ahmet Bey'in ayarladığı şekilde, başımda şapka, gözümde gözlük ile yurt dışına giderkenki halimiz epey olaylıydı. Orhan'ın her yerde aradığını bilen Ahmet Bey, bizi bir gece yarısı aktarmalı göndermişti Paris'e. Olabilecek her hamleyi hesaplayan Ahmet Bey'e müteşekkirdim. Babamın bana yapmadığı babalığı son 3 haftadır o yapıyordu. Üzerime Nero'nun benim için ünlü bir mağazadan seçtiği beyaz elbiseyi giyecektim nikahta. Canım ablam, biricim bana düğün hediyesi olarak o pahalı mağazadan elbise almıştı. Bunun içinde peri gibi olacaksın. Gelinlik giyinenler seni kıskanacak. Keşke görebilseydim seni. Neyse, bol bol resim çekilin. Gelince bana anlatacaksın Neva'nın Paris'i. Kurtuluşun yok artık. Nero, bu çok güzel ama çok pahalı. Neden böyle bir şey yaptın? Sana değer. Sen daha da güzellerini hak ediyorsun canım kardeşim. İnan öyle mutluyum ki. Arda'nın bu kez farklı olduğunu düşündüm, gördüm. Ama evlenme teklif etmesini beklemiyordum. O kadar mutluyum ki senin adına. Sağ ol Nero. Sen olmasan ben ne yapardım? Arda'nın iyi taraflarını görmemi söylemezsen, sürekli onunla zıtlaşmama izin versen belki de böyle olmazdı. Ama oldu. Önemli olan da bu artık. Evleniyor ve Neva Merdoğlu oluyorsun. Eminim bundan sonra 18 yaşına kadar olan her şeyi unutturacaksan Arda. Mutlu yıllarınız, sevgili bir aileniz olacak. Her şeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. O da, sen de. Nero'nun o güzel dileklerini dinleyip sıkıca sarıldım. Ona feci alışmıştım. Son 2 aydır neredeyse her gün dip dibeydik. Hayatımda ilk defa benim de canım diyebileceğim bir arkadaşım olmuştu. Benden yaşça büyük olsa da Nero tam bir kafa dengi, yerine göre abla, yerine göre anneydi. Onun da bir günü mutlu olmasından başka bir dileğim yoktu. Sadece Orhan konusunu Arda'nın isteği üzerine ondan saklamıştık. Sonra söylenecek bir konuydu. Şimdi ne kadar güvensek de ona bunu anlatmanın bir manası yok güzellik demişti bana.
Yurt dışına ilk çıkışımdı. Uçağa ilk kez binecektim. Ellerimi sıkıca tutan Arda'ya dönüp ilk sefer uçağa bindiğinde ne hissettin? Ayaklarımın altından bir ağırlık boşalıyor gibiydi. İlk kez havaya kalktığımda bu his beni heyecanlandırıyor. Hem de garip bir özgürlük hissiyatı veriyordu. Business Class'ta ayrıltılmış iki kişilik kısımda hosteslerin gülümsemesi, hoş geldiniz sözleriyle yerimize oturduk. Hala gözlüğümü, şapkamı çıkarmamıştım. Perdeler çekilip uçuşa geçtiğimizde canın içi elimi daha da sıkı tuttu. Dediği gibiydi. Kelimeleri kullanışına hayrandım Arda'nın. Ayaklarımın altındaki yük boşalmış, ayaklarım boşta gibi hissetmiş. Yükselip dengeye gelince yer çekiminin o ağır baskının üzerinden kalkmasıyla özgür hissetmiştim. Uçağı sevdim, dediğin gibiymiş diye fısıldadım kulağına. Yol boyu biraz omzunda uyuyarak, biraz konuşarak, biraz dergi karıştırarak vakit geçirdik. Yol yaklaşık 2 saatlik uzunluktaydı ama oraya gittiğimizde yerel saat İstanbul'dan 1 saat gerideydi. Farklı saat dilimlerinde olmanın kafa karışıklığını keşfediyordum. Coğrafya dersinde gördüğümüz meridyenlerin 4 dakikalık farkını ilk kez gerçek hayatta tecrübe etmiştim. Bizi bir araç karşıladı. Otel Eiffel Kulesi'ne 600 metre uzaklıktaydı. Arda bir teras suiti kiralamıştı. Öyle güzeldi ki. Geldiğimizde bize birer kadeh şampanya ikram edip odamızda Eyfel'e karşı içmemizi istediler. Balayı çifti olduğumuzu söyleyen Arda'ya, bir Türk için fazla Fransız havalı bir kadın bulmuşsun dostum demişti Fransızca. Arda kibarlık edip teşekkür etse de bana adamın söylediklerini çevirirken kıskandığını anlamıştım. Duş alıp üstümüzü değiştirdik. Yerel saatle saat 16.30'da olacak nikahımız için hazırlandık. Konsoloslukta kıyılacaktı nikahımız. Bu yüzden de şahitler orada çalışanlar olacaktı. Neron'un aldığı elbiseyi üzerime geçirip hafif dalgalı saçlarıma yine Neron'un aldığı tacı taktım. Minik yapma ama doğal görünümlü bir papatya tacı bulmuştu bana canımın içi. Askılı elbisemin üzerindeki minik papatya desenli tüle uyum sağlıyordu. Bu işi kesinlikle biliyordu canım arkadaşım. Bana tembihlediği yeşil tonlardaki göz makyajımı tamamladım. Her zamanki gibi basit bir allık ve parlatıcıyı sürdüğümde işim bitmişti. Neriman bu işi biliyor. Prenses seni görünce kıskanır meleğim. Bu ne güzellik diyerek sarıldı. Dudağıma bir öpücük kondurdu. Makyajımı bozuyorsun lafımla geri çekildi. Yanımızdaki adamlar ve o kiralık araçla yola koyulduk. Arda elimi sıkı sıkı tutmuştu. Konsolosluğa vardığımızda bizi karşılayan orta yaşlı hanım evrakları alıp bizi minik bir odaya aldı. Konsolosluk dışında kıyılan nikahlarda geçerlilik olmadığı için Arda anlatmıştı. Yurt dışında evlenmek istiyorum. Düğün salonuna gelsin diyemiyormuşuz. Konsolosluk görevlisi Ahmet Bey'in ayarladığı şahitleri de odaya alıp nikaha başladı. Neva Mirhan, Arda Merdoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Arda Merdoğlu, sen Neva Mirhan'ı eş olarak kabul ediyor musun? Kesinlikle evet. Şahitler, siz de şahit misiniz? Evet, şahidiz. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Fransız Konsolosluğu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Bir ömür mutlu olun. Sarılmış demen evetler sonrasında Arda. Sonradan dudağıma minik bir buse kondurdu. Görevli ile el sıkıştık. Şahitler de el sıkarak tebrik ettiler. Neva Merdoğlu olmak sana çok yakıştı. Odaya geri döndüğümüzde kocaman süslü bir yatak, terasta harikulade bir masa bizi bekliyordu. Nereden geldiğini anlayamadım. Keman ağırlık, klasik müzik tüm benliğiyle çalıyordu. Arda kapıdan girerken kucağına aldı. Kocaman sarıldım. Ömrümün geri kalanına hoş geldin. Bil ki bundan sonra ölene kadar kalbim senin karıcığım. Öpmeleri derinleşiyor, bazen sarılıyor, bazen okşuyordu. Neva dedim, bütün bunlar gerçek mi? Bir insan bu kadar sevgi dolu, düşünceli olabilir mi? Bir erkek hayat hakkındaki tüm düşüncelerini değiştirebilir mi? Arda elimi tutup yemek masasına oturttu. Eylül ayında Eyfel manzarasıyla evliliğimi kutlayacağımı söyleseler dalga mı geçiyorsunuz derdim. Şimdi Arda derin gözleriyle bana bakıyordu. Sohbet ederken bir anda ne olmak isterdin Neva, ne okumak isterdin? Ben aslında güzel sanatlara gitmek isterdim ama aç kalacağımı bildiğim için hiç denemedim şansımı. Annenin heykel yaptığını görünce içim kıpır kıpır oldu. Döndüğümüzde annemin atölyesine bir bak bakalım. Sahi mi Arda? Sahi bebeğim. Hem evde sıkılmazsın. Adamlar yanından ayrılmazlar ama en azından bir hobi olur ne dersin? Arda, senin bu iyi yüreğini çok seviyorum. Ben de senin şu bakışlarını,
Her yerin çok ama çok seviyorum canım karım. O Eylül hayatımda ilk kez mutlulukla başlamıştı. Eylül kötü şansını kırmıştı. Fransa'da 10 gün kaldık. Kahve kruvasanla kahvaltı yapmaya, parfüm dükkanlarının arasında kaybolmaya, hatta Disneyland'a götürüp yaşamadım çocukluğumu yaşatan Arda Mertoğlu'na bir kez daha hayran kalmıştım. Otelde kendisine bakıldığında bile bakışlarını üzerimden çekmedi. Gözü yalnızca bendeydi. Benim de gözüm onda. Evliliğimizin ilk 10 günü balayı olsa da sonraki zamanlarda benim için rüya gibiydi. Bu rüyadan hiç uyanmamayı diledim. Neva'nın Ahmet Mertoğlu'nun oğlu Arda ile evlendiğine inanamıyordum. Gece kirpikli kadın nasıl onunla evlenmişti? Arda Mertoğlu'nu tanırdım. Babasıyla ortak işler yapardık. Ama Arda bu işlerin adamı değildi. Koskoca bir finans şirketinin başında legal işler yapıyordu. Koca imparatorluk başka oğlu olmadığı için çökecekti. Ama Ahmet Mertoğlu'nun bunu umursadığı yoktu. Benim aksime o doğru işler yapmayı tercih etmişti. Nasıl olduğunu anlamadım. Yolları nasıl kesişti? Neva'yı nasıl inandırdı? Gerçi Neva yaşını verdiği saflık ve kimselerin ona sahip çıkmaması yüzünden yaralı ürkek bir kuştu. Kim sarsa ona inanırdı, ona güvenirdi. Bana bile güvenmemiş miydi? Şimdi ne yapacaktım? Olanları kabul edip kenara çekilmekten başka bir çarem yoktu. Babam haberi görüp benim halime bakınca ''Bu devri kapat evlat, 30 senelik hukukum var benim o adamın babasıyla.'' Üstelik çocuk düzgün, bu işlerden uzak bir hayat sürüyor. Kumar masasında kazansan da kızın gönlünü çoktan başkası kapmış. Bir türlü kabullenememem yüzünden olsa gerek, ben Neva'yı alacağım baba. Evli barklı kadınlara göz dikersen sana hakkımı helal etmem. Baba ben onu çok sevmiştim. Evlenmeden önce sevdim ben onu. O zaman adım atacaktın. Sana sordum defalarca kere. Hem de ne dedin? Benim için işler daha önemli. Ciddi değilim. O kadar çok sevmiyorum. Geçici. Bu cümlelerin hepsi sana ait değil mi Orhan Kocatepe? Söyle bakalım. Öyle ama konuşmayı sonlandır. Aramızda bunca yılın baba-oğul ilişkisinin hatırına. Bu kızı unut oğlum. Ahmet Mertoğlu kolay lokma değil. Üstelik de her şeyden habersiz bir kız var ortada. Kumar masasında yaptığın densizlikleri unutmanı istiyorsan bu kızı unut. Ben ve Ahmet var oldukça bu işi unut. Son sözüm diyerek kapıyı sertçe kapadı. Babamın böyle tepkileri yoktu. Ama Neva ile olan ilişkim yüzünden yaptığım hataları artık sineye çekmiyordu babam. Kıbrıs'taki kumarhanede olanlar tüm İstanbul'a yayılmıştı. Babamın hayatta en değer verdiği itibarı benim o masada yaptıklarım yüzünden zedelendi. Adamın tüm malını almakla kalmamış, kimselerin bilmediği kızını istemiş. En sonunda da bunlara dayanamayan adamın ölümüne sebep olmuştum. Ne kadar gariptir ki hala bir pişmanlık kırıntısı hissetmiyordum. Selahattin Mirhan'a karşı ne acımasız, ne menem, ne gaddar bir adam olmuştum ben böyle. En azından ölümüne neden olmak aklımdan geçmiyordu. Sonrasında Çetin'in ailesine 3-5 kuruş para gönderdim. Sefalet içinde yüzmelerine razı olamadım. Halası da kalpten gidebilirdi. Orhan Kocatepe olarak hiçbir zaman gözümde çok para, çok adam olmamıştı aslında. O paraların hepsini Neva'ya bırakacaktım. Evet evlenmeyecektim ama Neva benim olacaktı. Evliliğe inanmayan Orhan'ın evlenecek hali yoktu ya. Ama işte Orhan sen böyle çocukluğundan kalma tabularınla, intikamınla zamanı geçirirken düzgün çocuk geldi, biriciği kaptı ve gitti. Sana da alkol, gözyaşı ve pişmanlık kaldı. Ahmet'in söylediği haberle kendimden geçtim. Mertoğlu düğün partisi yapacakmış. Babama yolladıkları davetiyeyi gösterdi. Yeni gelinlerini cümle aleme takdim edeceklerdi. Yurt dışında sosyete usulü evlendikleri oğulları yıllardır yurt dışında yaşadığından böyle istemiştir diye düşündüm. O akşam gitmek için içim içimi yese de olay çıkartıp babamın itibarını zedelemem yakışık almazdı. Üstelik Neva'nın kimse o kumar masasındaki kız olduğunu bilmiyordu. Çünkü ihtiyar yıllar boyunca kızının olduğunu magazinden, sosyeteden saklamıştı. Sadece çok eskiler bilirdi bir karısı ve kızı olduğunu. Neva'nın hayatını daha fazla mahvetmemek için gitmemeye karar vermiştim.
Babamla gemileri yakmak anlamına gelirdi. Ama içim içimi yiyordu. Elde edemediğim yasak meyve oluvermişti şimdi de Neva. Babamın daveti icabet edeceğini biliyordum. Çok net bir şekilde sen gelmeyeceksin. Ahmet'le dostluğum, itibarım, senin bu karar veremediğin, yüzüne gözüne bulaştırdığın gönül hikayenden daha derin. Bu sözler karşısında yumruklarımı sıktım. Babamın benim aşkımı hakkı alması daha da sinirimi bozdu. Mekanda ardı ardına içtiğim kadehler iyice beynimi bulandırdı. Çıkıp arabaya bindim. Ahmet'i sür dedim. Aman abi. Ahmet ulan başlatma abine. Sür şu davetin olduğu yere. Abi Fevzi babaya söz verdim ben. Çekil o zaman ulan. Ben kendim giderim. Abi çok alkollüsün. Süremezsin. O zaman sen götür ya da şu arabayı bana ver. Bu beyni bulanmış halimle ne yapardım orada hiç bilmiyorum. Ama gitmezsem ölecek gibiydim. Davetin yapıldığı alan Eylül'ün son demleri yaşansa da bir kır bahçesiydi. Kapıda birçok koruma vardı. Güçlükle ilerledim. Kapıya gelmeden önce Neva'yı gördüm. Sanki 3 ayda yıllar geçmiş gibi büyümüş, daha da güzelleşmişti. İri yarı dallama Arda ile dans ediyorlardı. Neva göğsüne doğru kafasını uzatmış, neşe içindeydi. Arada birbirlerinin kulaklarına eğilip bir şeyler söylüyorlardı. Tam bir çift olmuşlardı. Tempo hızlandığında konuklarla beraber dans ettiler. Tam Neva ufak bir ayak kaymasıyla düşecekken Arda denen o adam anında belinden yakalamıştı. İşte dedim Orhan, düşmeden tuttu kızın kollarından. Oysa sen ne yaptın? Düştün de yanıma gelsin diye bekledin. Gerisin geri döndüm. Arda ile Neva gerçek bir çift olmuşlardı. Bu gerçeğe ne kadar çabuk alışsam o kadar iyiydi. Yıkılmaz zannettiğimiz tabularımızın, kırıklarımızın bir insan tarafından değiştirilmesi an meselesiydi. Bugün Arda'nın yerinde ben olmak için canımı bile verebileceğimi düşündüm. Neva evlenmek istese tüm korkularıma, inançsızlıklarıma rağmen onunla evlenebileceğimi, gül bahçeme soğuk vurmuş, don vurmuş, tomurcuklar erken düşmüş, yaz gelmiş, sonbahar gelecekmiş, gelmemiş, tren kaçmış, göz ıslakmış, az gelir. El sallamak dile kolay, zor gelir. Tren kaçmış, göz ıslakmış, az gelir. El sallamak dile kolay, zor gelir. Gönül bahçem talan olmuş, sel vurmuş. Yarim meğer çok az sevmiş, terk etmiş. Övündüğüm aşk, servetim az değilmiş. Tren kaçmış, göz ıslakmış, az gelir. El sallamak dile kolay, zor gelir. Övündüğüm aşk, servetim az gelmiş. Tren kaçmış, göz ıslakmış, az gelir. El sallamak dile kolay, zor gelir. Tren kaçmış, göz ıslakmış, az gelir. Gelen tren dert doluymuş, hız gelir. Tarık Ataşimşek. Gelen tren dert doluydu. Bana bundan sonra olacaklar hız gelecekti. Babamla aramı düzeltmek için var gücümle çalışıp eski halime dönmeye çalıştım. Bir kız yüzünden 10 yıllık babamı kenara attığımı fark etmiştim. Neva kelimesi benim için sadece bir şarkı makamıydı artık. Ta ki onun çevresinde adamlarla bir atölyeye giderken gördüğüm güne kadar. Sadri Alış'ın Menekşe Gözler filminde dediği gibi, şarkılardaki kız bir kayboldu mu bir daha bulunmuyordu. Evlendiğimizden beri Arda ile konuştuğumuz şekilde Sultan Anne'nin atölyesine gidiyordum. Güzel Sanatlar Fakültesine hazırlanıyordum. Sultan Anne yetenekli olduğumu söyleyip bana çalışmam için nesneler veriyor. Sonrasında beni özgür bırakıyordu. Kendisi bir resim öğretmeniymiş esasında. Ahmet Baba ile evlenince istifa etmiş. Ahmet Baba da bu atölyeyi açmış ona. İçerisinde güzel sergi salonu olan İstanbul'un sayılı atölyelerinden biriydi. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olsa da gelenler ders almak için sıraya giriyordu. Ben Semerdoğlu olmanın avantajıyla saatlerce atölyede kalıyor, heykelle ilgili incelikleri öğreniyordum. Arda adamların peşimde olması kaydıyla her yere gitmeme izin veriyordu. Evet çok bunaltıcıydı ama yatak odasından mutfağa gittiğimde beni arayan bir kocam vardı.
Muhteşem sevgisi, kaybetme korkuları olan Arda'ya ne diyebilirdim ki? O gün de beni arabadan çıkaran iki korumanın eşliğinde atölyeye girecektim. Aklıma Sultan annenin sevdiği havuçlu tarçınlı kekten almak geldi. Karşıdaki kafeye gitmek istediğimi söyledim Fırat'a. Sen söyle biz alırız yenge dese de nedense başka tatlıları da alma fikrinden dolayı ben de geleceğim dedim. Neron diyetini asma yerimde atölyeye. Sağlıklı detoks suları, mangolar, ödem atıcı çaylar iyiydi hoştu ama ben de bir süre sonra can sıkıntısı bir tat yaratıyordu. Sultan anne ile günahlarımı ortak edip kaçamaklar yapıyorduk. O da benim gibi yemeği seven biriydi. Nero'ya karşı yaptığım bu küçük samimiyetsizliği affet Allah'ım diyerek unutmaya çalışıyordum. Kafede alacaklarımızı aldıktan sonra çıkarken onu gördüm. Orhan kanlı canlı karşımdaydı. Beni görünce afalladı ama yanıma gelmeye çalıştı. Korumalar izin vermedi elbette. Ama bir an için göz göze gelip kalmıştık. Bakışlarında özür ve pişmanlık vardı. Ben hızlıca çıkarken arkamdan gelip bağırdı. Ne zaman istersen malları sana devredebilirim. Bu söze şaşırmıştım. Babamı soymak için bu kadar uğraşıp şimdi de malları bana mı devredecekti? Aklımda o sözler, içimde kızgınlıkla atölyenin yolunu tuttum. Sonra da akşama evin. Arda'nın yüzünde bir telaş vardı. Ama sakin, her zamanki gibi davranmaya çalışıyordu. Yemek yerken, bugün pasta almaya gittim. Atölyenin karşısındaki kafeye. Orhan'ı gördüm. Konuşmak istedi. Adamlar mani oldu. Ama arkamdan malları devretmeye hazırım. Ne zaman istersen diye bağırdı. Arda'nın suratı biraz rahatladı. Adamların ona rapor verdiğine eminim ama benden olayı duymak için rahatlatmıştı. Sen bir şeyler dedin mi Neva? Hayır, onunla konuşmadım. Oh, onunla konuşma Neva. Benim anlamadığım malları almak için bu kadar uğraştı. Şimdi neyin peşinde? Neva, babandan kalan hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Benim olan her şey senin. Boş ver bu adamı da malları da. Yok zaten cevap vermedim canım benim. Sakin ol. Sakin olmam imkansız Neva. Konu sen olunca sakin olamıyorum. Tamam Ardacığım, bir şey olduğu yok. Sadece olanları seninle paylaşmak istedim. Benim parada pulda gözüm yok. Dudaklarımın öpüşünde sertlik vardı. Saçlarını okşadım. Okşadıkça sakinleşti. Bunca yıl sonra bulduğum mutluluğu bir adamın saçma hırsları yüzünden kaybetmek istemiyorum. Sen de birkaç gün gitme atölyeye, olur mu güzelim? Arda öyle panik, öyle korku içindeydi ki, tamam gitmem, Nero'yla evde takılırız. Evde geçen zamanda Nero'yla vakit geçirdik. Atölyeye gittiğinden onu epey boşlamıştım. Nero'yla film izlemeyi özlemiştim. Oturup dırdır yapmayı. Sabahları spor yapıp bir kahve içiyor, sonra beraber çıkıyorduk. O da kendine verilen başka işleri yapıyordu. Ama benim evde kalmamı isteyen Arda göndermişti onu. Nero, Arda akşama gelir. Bir mısır patlatayım da filmlere dalalım. Mısırları patlatıp oturduk. Yerken bana, ay şimdi sivilcemiz de çıkacak Neva ya. Sen tam bir zehirli böceksin. Ne yaparsam yapayım diyeti bozuyorsun. Örümcek deyip gıdıklamaya başladım. En sonunda kızcağız soluksuz kalınca kenara çekildim. Canım Nero'mla iki film patlattım. Orhan filan aklımdan uçup gitti. Arda geldiğinde hala film izliyorduk. Oo, bu ne böyle ümitsiz ev kadınları, filmler, mısırlar. Nero kalksa da otur filmi bitirelim dedim. Arda da kalkın sizi dışarı çıkarayım dedi. Hemen ümitsiz ev kadını modumuzdan çıktık. Hazırlandık. Üstüme hardal sarısı uzun kollu bir elbise giyip çıktım. Nero her zamanki gibi hazır ve nazırdı. Güzel bir kafeye getirmişti Arda bizi. Adamlar uzaktaydı. Oturup konuşmaya başladık. Arda işlerin yoğunluğunu anlatıyor, zorluklarından bahsediyordu. Nero epeydir bir yere çıkmadığını, son dedikodulardan uzak kaldığını söylüyordu ki Arda bir anda Nero'nun lafını kesti. Seninle konuşmamız lazım Nero. Tabii Arda Bey, buyurun derken onun da şaşkın ve meraklı gözleri Arda'ya bakıyordu. Tahmin etmişsin neyle ilgili konuşacağını. Neriman, sen benim için kız kardeşten farksızsın. Ailemizde olan bazı olaylar hakkında bilgi sahibi olman gerekiyor ki dostumuzu düşmanımızı bil. Ona göre davran. Anlatacaklarımız senin zaten önceden tanıdığın bildiğin Orhan Kocatepe ile ilgili. Orhan Kocatepe, Neva'nın babasının tüm mallarını kumarda kaybettirip üzerine geçirmiş. Üstelik de bu esnada bir bahis daha koymuş masaya. Ne koymuş Arda Bey? Neva'yı da istediğini söylemiş. Babası da kabul edip oyuna devam etmiş.
Tabii olanlardan haberi yokmuş bunu yaparken. Neva'yı halasında sanıyormuş. Ama bizim yaptıklarımız tüm oyunlarını bozdu. Evlendik ve onun istediği gibi olmadı. Neriman duyduklarının şokuyla biri bana biri Arda'ya bakıyordu. Kafasında belli ki ne olacağını kestiremiyor gibi bir ifadeyle duruyordu. Babam bunların hepsini hesaplayıp bizi yurt dışına gönderdi. Olanlardan hiç haberimiz yokçasına döndük. Bu süreçte Orhan Bey kenara çekilmişti. Ama geçenlerde atölyede Neva'yı görünce anlaşılan kazanma hırsı depreşti. Neva'ya tüm malları sana iade edebilirim diyerek bir hamle yaptı. Birkaç gün atölyeden uzak durmasını tembih edince Neva sağ olsun beni kırmadı. Ama şimdi başka şekillerde Neva'ya ulaşmaya çalıştığını fark etti babam. Nasıl yani? Seninle Neriman. Doğru söyle. Orhan seni aradı mı? Nero yutkundu. Kafasındaki bu hesaplaşma sebebi ortaya çıkmıştı. Orhan kelimesi geçinceki şaşkınlığı. Evet Arda Bey, dün arayıp görüşmek istediğini, geçmişte bana haksızlık ettiğini falan söyledi. Ama ne yalan söyleyeyim, ben inanmıştım. Öyle samimi, öyle içten konuştu ki. İşte bugün dışarıda konuşmak istememin sebebi buydu Neriman. Orhan bizim düşmanımız ve seni kullanarak bize, daha doğrusu Neva'ya ulaşma peşinde. Bu yüzden de tarafın ne olacağı sana kalmış. Ama Orhan'ın bizim sınırlarımıza girmesine müsaade edersen bizi kaybedersin. Neriman şaşkınlıkla, Arda Bey ne tarafı, ben sizin yaptıklarınızı, size olan minnetimi ifade edecek kelime bulamazken taraf olmak mümkün mü? Benim kardeşim dediğiniz insanın sizi hançerleyeceğini mi sandınız? Siz de Neva da benim için çok kıymetlisiniz. Alın telefonum sizde kalsın diyerek masaya bıraktı. Canım Nerom hemen göstermişti aidiyetini. Arda memnun bir ifadeyle yüzüne tebessümle baktı. Böyle diyeceğini biliyordum. Elbette Arda Bey, aksi düşünülemez. Benim haberim olsa konuşmazdım bile. Biliyorum, anlatacaktık ama sırası gelmedi. Babam uyarmasa yine faka basabilirdik. Peki babanız nasıl haber almış? Bu konuyu çok anlatmak istemiyorum ama özetle babası bize yardım ediyor. Orhan'ın öz babası. Evet, Orhan'ın öz babası. İşte buna şaşırdım. Oğlunun hareketlerini tasvip etmediğinden olsa gerek. Fevzi Kocatepe Biricik oğlunun hareketini kontrol ediyor ve bize bilgi verip uyarıyordu. Öyle mi? Orhan bu sızıntıyı fark edince kime güvenecekti acaba? Varlığından gururlandığı tek insanın da kendisini kontrol ettiğini duyunca üzülecekti. Ama bu şekilde devam ederse kimsesinin kalmayacağını biri ona anlatmalıydı. Yarın sana yeni hat ayarlarım Neriman. Bunu kullanma. Kendini tedirgin hissetme olur mu? Sağ olun Arda Bey. Siz benim ailemsiniz. Aile olmak için kan bağına uzun yıllara ihtiyaç yoktu. Aidiyet, güven ve huzur bu kapıyı açıyordu. Arda Mertoğlu'nda bu üçünden bol miktarda vardı. Neriman ile çok eskiden takılmıştık. Benden birkaç yaş büyük, güzel, akıllı kadınlardandı. Ona göre olmadığımı fark edip arayı açmıştı birkaç yıl önce. Arkadaşları Nero derdi ona. Pek çok kadına göre üst gömlek, aslında şirin bir kızdı. Hayat hikayesi de dramatikti. Merdoğlu sayesinde kurtulduğu fahişelikten sonra adı bir süre öyle anılsa da sonradan kimsenin ona o gözle bakmadığını biliyordum. Benim için Neva'ya ulaşmanın yollarından biriydi. Ahmet'in numarasını bulmasını söylediğinde yarım saat sonra numara elimdeydi. Neriman'ı arayıp kendimi hatırlatıp Neva ile ilgili bilgi alma peşindeydim. Telefonu nazikçe açmış, ben olduğumu duyunca birkaç dakikalık duraksamadan sonra beni dinlemişti. Masallar anlatıyordum Nero'ya. Aslında çok üst kalem bir kadın olduğunu, önemli şartlarında ona haksızlık ettiğimi, uzaklaşmasına benim sebep olduğumu filan. Saflıkla birkaç dakika sonra sesi yumuşadı. Orhan Kocatepe yine birini istediği kıvama getirmişti. Neriman'la görüşmek için yaptığım hamle işe yaramıştı. Bugün için saatine karar verecek haberleşecektik. Telefonu çevirdiğimde duyduğum sözle sinirlerim tepeme zıpladı. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. İşte bu beni çileden çıkarmıştı. Neriman'a ulaştım. Neva ile ilgili haber alabileceğim derken bir anda aradığım numara kapanmıştı. Neriman'a ulaşmak için Ahmet'e sür dedim. Evi Beylikdüzü'nde apartmanların olduğu bir muhitteydi. Neriman'ın evini bulmamız uzun sürmedi. Birkaç saat bekledik. Ama gelen giden yoktu. Gidip kapıyı çaldığımda Neriman karşımdaydı. Ne işin var senin burada? Telefonu kapalı olunca merak ettim güzelim, sakin ol.
Orhan, seninle konuşacak bir şeyim yok. Git buradan. Neler oldu bir gecede Nero? Neden vazgeçtin? Bir şey olduğu yok. Sadece seninle görüşüp yeniden hayal kırıklığı yaşamaya enerjim yok, anlıyor musun? Bu sözler karşısında diyecek bir şey bulamadım. Kendisini sonuna kadar kullanan adam olarak bir kez de Neriman'ın boğazına yapıştım. Bana Neva ile ilgili ne biliyorsan anlatacaksın. Madem niyetimin ne olduğunu anladın, o zaman zorla güzellikse güzellik. Hadi bakalım küçük hanım. Konuşması güçlükle, çek ellerini, ben Neva falan bilmiyorum. O kim? Ne demek bilmiyorum? Yalan söyleme. Senin Merdol'un hayatına giren kadınların yardımcısı olduğunu biliyorum. Pislik yapma. Ne biliyorsan anlat. O eskiden de dedi ağlayarak. Belli ki boğazını çok sıkmıştım. Ellerimi gevşettim. Ne demek eskidendi? Arda Bey kimse onun yanına yaklaştırmıyor. Tanımam, bilmem. Zorlama. Neden yalan söyleyeyim sana? Hıçkırdı. Mosmor olmuştu. Olayın topuzunu ayarlayamıyor. Öfkemin dozunu kaçırıyordum. Anlattıklarım doğrudur inşallah. Şimdi seni bırakıyorum. Ama patronuna söyle, onların peşindeyim. Böylece çıkıp gitti. Ama içimi kemiriyordu. Babam bir şekilde bunu öğrenirse onun yerine beni evlatlıktan men bile edebilirdi. O zaman ne yapardım? Orhan Koca tipi olmak dışında bir vasfım yoktu. Neva'yı takıntı haline getiren benliğim beni perişan ediyordu. Bir yanım vazgeç oğlum Orhan derken bir tarafım ise delicesine Neva'nın peşinden köpek gibi koşmak istiyordu. Alkole vurdum o gün yine. Bir planım daha suya düşmüştü. Bu adamlar benden çok daha zekiydi. Arda denen zibidi her şeyi en ufak ayrıntısına kadar düşünüyordu belli ki. Alkolden beynim uyuştuğunda kafamı kaldırdım. Karşımda Fevzi Kocatepe duruyordu. Bu olayın artık kapanmasını umdum oğlum. Ama sen daha beter oluyorsun günden güne. İster inan ister inanma, kız mutlu, adamı seviyor. Zoraki bir şey yok ortada. Baba, içime anlat gel bunları. Bunların hepsini biliyorum. Görüyorum ama kalbim laf mı dinliyor? Neva neva diye çırpınan bu sesi sustur baba. Çok yoruldum. Ağlamaklı söylediğim bu sözler karşısında babamın bana sarılacağını düşünürken hiç beklenmedik bir şekilde tokat attı. Bunca yıldır ilk kez babamdan tokat yemiştim. Yanağımda hissettiğim acı bir anlık kendime gelmemi sağladı. Eğer böyle devam edersen tüm düşmanlarımızdan birer ikişer yiyeceğin şey bu. Kıbrıs'taki durum vahim. İstanbul'da Agah Bey orada burada bizim hakkımızda konuşuyor. Gece kulübündeki olayları engellemen şurada dursun. Geline geçene sen sataştığından namımız kalmadı oğlum. Bir kız yüzünden bunca yıllık itibarımızı iki paralık ettin. Psikoloğa mı gideceksin? Hastaneye mi yatacaksın? Yoksa böyle mi devam edeceksin? Sen karar ver. Bu arada Ahmet Merdoğlu'nun çalışanını tehdit ettiğini duymadım sanma. Son ortağımızı da elimden bu kız yüzünden alacaksın. Bu işle mahvedersen seni evlatlıktan men ederim Orhan. Korktuğum cümle kulağımda yankı buldu. Babam sonunda dediğim düşündüğüm şeyle beni ikaz etmişti. Fevzi Kocatepe bir kere ikaz eder, ikincisinde yapardı. Bugünkü tokatın gözde olmadığı belliydi. Sınırlarımı aşmıştım. Tokat beni kendime getirmezse babamdan daha büyük bir darbe gelecekti. Çaresizce kabullendik gidişini. Bu baharın gönlümden geçen bu yazın. Kış geldi yüreklere. Ne dal kaldı, ne yaprak. Kuru dalı bile kalmamış bir Orhan olarak ertesi gün psikoloğa gittim. Kendime çekidüzen vermek zorundaydım. Bir saat boyunca Neva'yı anlattım. Orhan Bey, Neva Hanım dediğiniz şahsı imkansızlaştırmışsınız. Annenizin gidişinden beri kadınlara kendiniz yol verdiğiniz, onlardan kendinizi ayırdığınız için ya da ayrılmaya bahaneler oluşturan tarafsız olduğunuz için Neva Hanım sizde annenizin gidişi gibi bir tesir yaratmış. Bu olayın çözülmesi için önce annenizin gidişiyle ilgili duygularınızı çözmemiz gerek. Anne kelimesi bir tabu, bir karabasan, bir kabustu benim için. Adını anmaktan sakındığım annem ile Neva'nın gidişi gönlümde aynı etkiyi yaratmıştı, öyle mi? Annemin gidişini kabullenemediğim için Neva'nın durumu bende daha büyük bir hezeyana sebep oluyordu. Annem gideli 100 yıllar oldu. Neden böyle bir şey düşüneyim ki? Çocuk Orhan hala annesinin gidişinde. Haftaya yine aynı saatte bekliyorum.
Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.